bilgisayar ünitesi. İşte motorun gerçek yumuşaklarında mesela diyelim ki yük altında. Profesör Doktor Turhan Kurşun, Teknoloji Fakültesi Dekanıyım. Asıl branşım imalat mühendisliği. Teknoloji fakülteleri Türkiye'de yeni kurulan, yani 2011 yılında kurulmuştur. Yaklaşık 23 fakülte olarak kurulmuşlardı. Teknoloji fakültelerinin temel amacı uygulama becerisi yüksek olan nitelikli yeni nesil uygulama mühendislerine yetiştirmektir. Tabii biz teknoloji fakültesi olarak gerek öğrencilerimiz, gerekse öğretim elemanlarımız oldukça başarılar göstermektedir. Bunu geçen yıllardaki öğrencilerimizin başarılarına baktığımızda görebiliriz. Yine hocalarımız özellikle yayın ve proje alanında oldukça başarılılar. Bu başarıların devamını bekliyoruz. Tek problemimiz işte öğrenci sıkıntımızın olması. Bu tabii Türkiye'de olan bir durum, yani sadece bize ait olan bir durum değil. O yüzden bunları önümüzdeki yıllarda eğitim sisteminde yapılacak olan değişikliklerle, daha doğrusu 2023 eğitim vizyonunda teknik liselerin tekrar yapılandırılarak teknoloji fakültemize öğrenci akımının olacağı söylenmektedir. Ve bu şekilde bu öğrenci şeyimizi, yani doğuda olmamıza rağmen bu öğrenci problemimizi gidereceğimize inanıyorum. Yine İlker Bey bugün önemli bir proje imza attı. TÜBİTAK projesi, yani yaklaşık 300 bin TL'nin üzerinde bir proje. İnşallah bu projeyi başarılı bir şekilde sonuçlandırır ve buna bağlı olarak çok daha büyük projeler alır diye ümit ediyorum. Doktor öğretim üyesi İlker Temizler, Otomotiv Mühendisi Bölümü öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Direkt enjeksiyonlu bir dizel motorunda yönlendirilmiş yakıt enjeksiyonuna sahip bir yanma odasının deneysel ve kuramsal olarak incelenmesi başlıklı çalışmamız. TÜBİTAK 3501 projesi kapsamında yaklaşık dekan hocamızın da bahsettiği gibi 300 bin TL'lik bir hibeyle tarafımıza sunuldu. Öncelikle TÜBİTAK'a teşekkür ediyoruz. Bu bağlamda bir yürütücü, bir araştırmacı, 3 yüksek lisans öğrencimizle birlikte projeyi yürüteceğiz. Projemiz tabii başarıya ulaştıktan sonra inşallah umut ediyoruz. Ülkemizin yerli motor teknolojisine katkı sağlayacak, milli motor teknolojisini ilerletecek bir katma değeri yüksek bir ürün haline dönüşmesi için gerekli patent çalışmalarını gerçekleştireceğiz ve daha sonra bu ürünü ülkemizin ve milletimizin faydasına inşallah kullanmayı umut ediyoruz. Projemiz 36 aylık bir süre zarfı içerisinde gerçekleştirilecektir. 2023 yılında planlanması, eğer herhangi bir aksilik çıkmazsa bitmesini planlıyoruz. Dolayısıyla hem üniversitemize hem de şehrimize önemli bir katkı yapacağını umut ediyorum. Bu projemiz aslında ülkemizde son zamanlarda yaygın bir şekilde kullanılan ve milli proje hamlesi olarak ifade edilen projelere destek niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla ülkemizde üretilecek katma değeri yüksek milli motorların üretimi noktasında yerli bir yanma odası tasarımıyla birlikte hem dünyada hem de ülkemizde birçok taşıtta, özellikle kara ve deniz taşıtlarında sıklıkla kullanılabilecek bir milli motor projesi kapsamında değerlendirilebilir. Çok olur.